sana bir de sorum olacak. Londra Haber Magazini'nin özel sorusu. En son kim kızdırdı seni? Kiminle kavga ettin? İsim vermeyeyim de etrafımda etrafımda bulunan öyle kişiler. İsim vermesem iyi olur. Ne oldu? Ne yaptı mesela sana? Boş verelim orasını. Peki affettin mi? Ben affederim, her zaman affederim. Affetmek büyüklüktür. İsmi lazım olmayan kişi, Halide Hanım seni affetti, bir daha sakın onu kızdırma. En son kiminle tartıştın, kiminle kavga ettin? Kız kardeşimle. Neden? Benden çok şey gizlediği için, bu akşam sürprizdi benim için. Ve sürprizi pek sevmiyorum ama biraz şey heyecanlandım. Yani bu doğum günü için mi kavga ettin? Biraz tartıştık aslında ama. Neden? Anlat bakalım, ne oldu, neden mesela? Yani dedim ki yani lütfen gizlemeyiniz, artık 40 yaşında oldum, küçük değilim. Haberim olsun da daha iyi hazırlanmak için ama güzel oldu yine. Peki bunun nedeni seni mutlu etmek için olmasın sakın. Evet ama görüyorum ki herkes strese girdi. Benden işte gizli işler çevirdiler ama çok güzel oldu, çok güzel oldu. Yani sonunda affettin mi onu? Affettim tabii ki. Sana ne söyleyelim? Bak kameralara. Bu sürpriz partiyi benim için ayarladın ama bundan sonra böyle bir organizasyon yapacaksan ne olur haberim olsun der misin ve seni affettim de der misin? Şimdi ip uçlarını öğrendim. O bir sefere revenge var ya, intikam. Onlara da gitsin sıra. İsmi nedir? Gülsen ve Cansel. Gülsen ve Cansel intikam alınacaktır. Hiç şüphen olmasın. Revenge is sweet derler ya. En son kiminle kavga ettiniz? Seninle. Ne bileyim. Diye cevap vermiyorsun bana. Evet. Kiminle? Yazıyor Duygu neredesin? Duygu neredesin? Evet. Kiminle kavga ettin? Ya isim vermen gerekmiyor. Seni en son kim kızdırdı ya da neden? Ay o tanıyor, o tanıyor, bir tane gıygıcı var. Gıygıcı ne? Ha. Nedir gıygıcı? Müşterilerden biri. Ha. Kızdırdı beni. Ne yaptı? Ya almış bu ülkede ayaklar baş olmuş gidiyor. Ben buna kızıyorum. Benim çapımda, benimle tartışabilecek Gülsen varsa bak buradan söylüyorum. Gelin kardeşim Hodri tartışalım. Hodri Meydan. Öyle bilirlik yapmayın insanlara. Hani böyle yeni öğrenenleri kınıyorlar ya, kızıyorum ben ona. Siz nerede öğrendiniz? Bırak ya. Şimdi sen mesela kendi bir şeyler öğrenmek istiyorsun. Naci Hocam bir şey öğrenmek istiyorum. Böyle insanları eziyorlar yani. Bir ukalet tavırlar. Peki affettin mi? Kimi? O seni kızdıran kişi. Yok, affetmem ki. Olmaz ama. İnsanın bir kariyeri olacak. Bir de geldi, bak bir yere gelmek çok kolay. Üç sanatçılar için söylüyorum, iş yerinde de yani şimdi. Bir yere gelmek çok kolay. Gelirsin, çok kolay gelirsin. Ama önemli olan o noktada, o çizgide kalabilmek. Aşağı düşmemek. Ben bir başkasının arkasına gidip saz çalmam. O zaman kameralara bakıp ne diyoruz? İsmi lazım değil vatandaş. Naci Bey seni affetmedi ona göre. Hiç kimse affetmem. Ben Tanrı değilim ki affedeyim. Allah affeder. Seni Allah affetsin diyor. En son kimiyle tartıştınız? Kim canınızı çok sıktı? Kafamın tası attı derler ya. Ha. O hale gelecek bir duruma geldim yakın zamanda. Ya da en son ne zaman öyle oldu? Hatırlamam ki. Kolay kavga eder misin? Sinirlenir misin? Kavga etmem, yok. Biri sinirletmiştir seni. Düşün bakalım. Ne bileyim, hanım herhalde. Hanım, hep hanımlar zaten kızdırır değil mi? Beyler hiç kızdırmaz. Hayır, ne yaptı? Yemeği geç mi pişirdi? Yok, herhalde bir hata işledi. Para istedi. Herhalde, olabilir. Herhalde. Affettin mi? Tabii ya. Affettim, tamam. Evet. Söyle gençli izleyicilerine, eşi beni kızdırdı ama onu affettim de. Eşimi kızdırdım fakat affettim. Kolay kolay affederek. I want to ask you something. When was the last time you had an argument with someone? And did you forgive that person? The last time was my partner. What's happened? Like every day's matters. What did he do? What's happened? You know, men are children. Them, so yes, I know, but what did he do to you? Men are children, so he did something I didn't like and I made him understand and but... Did you have a big argument? No, it was a small one. So you forgave him? Yeah, of course. So looking at the camera, can you say that I forgive you and don't do that again? I forgive you and don't do that again. Peki sana özel bir sorum olacak. En son seni kim kızdırdı ve neden? Beni ev arkadaşım kızdırdı en son, ki her zaman o kızdırıyor. Ufak tefek bir sürü problemimiz oluyor. İşte çamaşır makinesi sırası, banyo sırası gibi. En son yaptığım yemeği
yemiş kendisi. Geldiğim zaman hiçbir şey bulamadım. Misafirlerim için hazırladığım şeyleri. Böyle bir... Ne oldu? Sonra küstünüz mü? Sonra küstük ama çok uzatmadık tabii. Normal. Barıştınız, affettin yani sonuçta. Aynen. Çok tamam, büyük o zaman arkadaşın değil. Yemeğini bundan sonra soracaksın, yemeyeceksin izin almadan. Yemek, yemek aynen. Yok. Aynen. En son... Kolay bir şey soracağım. Kolay soracağım. En son seni kim kızdırdı ve neden? Hem tutalım beni. Hiçbiri kızdırmaz beni genellikle. İyi düşün, ben biliyorum kızdırdı beni. Kim kızdırdı beni ya? Kızdırdı beni. Eşin var mı? Eşim beni kızdırmaz, eşim beni çok sever. Sever ama anlaşma olur. Yok, hiç olur. Kızdırmaz. Ben hiç onu kavga kızdırırım, etmezsin. O beni kızdırmaz. Yok. Ne yaparsın da kızdırırsın? O zaman farklı soracağım. Ne yaptın da eşini kızdırdın en son? Ne yaptım? Hı. Bilmem. Arada bir kızar işte. Bir şey yapıyorsun, ne yapıyorsun? Düşün. Dur düşüneyim. Arada bir onu bırakırım da gezmeye giderim. Bazı kızlar yanımızın evde olayım. Söylemez misin adama? Söylerim tabii de. Yani gezmeyi de çok severim. Seversin. Olsun, bir şey de kızmaz, affeder herhalde. Eder. Eve gelince güler yani, beğenir.